TYT Kimya Soru Bankası'nın soru çözümlerine ikinci modül 28. testle devam ediyoruz. İlk soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Hidroklorik asitle ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Yaygın adı tuz ruhudur. Doğru. Lavabo ve fayans temizliğinde kullanılır. Kireç çözücü olarak kullanılmaktadır. Mide asidi olarak bilinir. Bu da doğru. Üçü de doğru olarak verilmiş arkadaşlar. İkinci soruya geçiyoruz. Bir eşleştirme sorusu. Bakarsanız arkadaşlar, sut kostik dediğimiz sodyum hidroksittir. Beyaz sabun üretiminde kullanılır. Zatçağı akü asidi olarak da bilinen, akü yapımında kullanılan bir asittir. Benzoik asit ise organik asitlerden biridir ve gıdalarda koruyucu madde olarak kullanılmaktadır. 1. Balıkesir, 2. Ceyhan, 3. Adana. Cevap B şıkkında verilmiş. Üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soruya baktığımızda aşağıda verilen bileşiklerden hangisi cam işleme sanayisinde, yağ endüstrisinde ve yüksek oktanlı benzin yapımında kullanılır? Burada ipucu olan cam işleme dediğinde arkadaşlar, cam asidi olarak bildiğimiz asit hidroflorik asit olan ve B şıkkında verilen asidimizdir. Dördüncü soruya geçersek, aşağıda verilen asitler ve bazlar ile ilgili bunlara ait kullanım adlarından hangisi yanlıştır denilmiş. Kullanım alanı denilmek isteniyor herhalde. Kullanım adları denilmiş. Potasyum hidroksit sıvısı sıvı sabun üretiminde kullanılır. Doğru. Fosforik asit gübre üretiminde. Bu da doğru. Amonyum fosfat kimyasal gübre olarak bildiğimiz bir tuzdur. Kalsiyum hidroksit sönmüş kireç inşaat sektöründe kullanılır. Nitrik asit kuvvetli asitlerden biridir. Gıda sektöründe kullanılması mümkün değildir. Hidroflorik asit de cam işlemeciliğinde kullanılan cam asidi olarak bilinen asittir. 5. Sodyum hidroksit bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yaygın adı sut kostiktir. Doğru. Sulu çözeltisi mavi turunsol kağıdını kırmızıya değil biliyorsunuz maviye çevirir ve lavabo açıcı olarak kullandığımız bir kuvvetli bazdır. Doğru olanlar 1 ve 3. Ve 6. soruya geldik. Nitrik asit ile ilgili hangileri doğrudur? Yaygın adı kezzaptır. Doğru. Patlayıcı ve kimyasal gübre üretiminde kullanılır. Bu da doğru. Nitrat bileşikleri oluşturur. Mide salgısıdır. Mide salgısı olan hidroklorik asittir. Bu ise yanlış verilmiş. Kezzap olarak bildiğimiz asit mide asidi değildir arkadaşlar. Devam edelim. 7. soruya bakacağız. Baktığımızda arkadaşlar ne diyor? Yukarıda verilen bileşiklerin kullanım alanlarından hangileri doğrudur? Birincisi asetik asit sirke üretiminde kullanılır. İkincisi kalsiyum hidroksit sönmüş kireç olarak biliyoruz. Kireç üretiminde kullanılır. Hidroklorik asit arkadaşlar kuvvetli asitlerden biridir. Gıda üretiminde kuvvetli asitleri değil zayıf asitleri yani organik asitleri kullanıyoruz. Cevabımız 1 ve 2. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi inşaat sektöründe kullanılan bileşiklerdendir? İnşaat sektöründe sönmüş kireç olarak bildiğimiz kalsiyum hidroksidi kullanıyoruz. Potasyum hidroksit sıvı sabun yapımında kullanılıyor. Amonyak gübre üretiminde kullanılıyor. Nitrik asit yine gübre olarak kullanılan, gübre üretiminde kullanılan amonyakla birlikte kuvvetli asitlerden biridir. Hidroklorik asit de yine sanayide çok kullanım alanı olmakla birlikte tuz ruhu olarak bildiğimiz bir asittir. Ve bu sayfadaki son sorumuz. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Bir yörede petrol olup olmadığı belirlenirken tuz ruhundan faydalanılır. Tuz ruhu dediğimiz hidroklorik asit arkadaşlar petrol araştırmasında kayaların yapısına enjekte edilerek kayaların arasında petrol bulunup bulunmadığı miktarı gibi bilgileri elde ederken kullanılıyor. Böyle bir kullanımı var ama çok da
karşımıza sorular da çıkmayacaktır. Burada öncül olarak çeşitlilik olsun diye verilmiş. Nitrik asit patlayıcı üretiminde kullanılan bir asittir. Nitrik asitli amonyak tepkimeye girdiğinde oluşan amonyum nitrat hem kimyasal gübre olarak hem de patlayıcıların yapımında kullanılan bir tuzdur. Amonyak soğutucu olarak kullanılan bir gazdır. Yine doğru arkadaşlar. Amonyak sıvı haldeyken püskürtüldüğünde hızlı bir şekilde gaza dönüşürken ortamı soğutur. Ortamın ısısını kullanarak gaza dönüşür ve soğutucu olarak kullanılabilmektedir. Diğer sayfaya geçiyoruz. 10. soruya geldik. Midede bulunan asit salgısı için pH değeri sağlıklı bir insanda 1-2 arasındadır. Yaklaşık bu civardadır. Doğru verilmiş. pH değerinin değişimi sindirim problemleri oluşturur. Evet, midenin pH'i yaklaşık belirli bir düzeyde dengede kalması gerekir. Bu değiştiği zaman sıkıntı ortaya çıkar. Hidroklorik asit olarak bilinen maddenin seyreltik çözeltisidir. Evet arkadaşlar, mide asidi hidroklorik asittir. Bu da doğru olarak verilmiş. Ve 11. soruya gelirsek, yukarıdaki alanların hangisinde tuz ruğu olarak bilinen, yani hidroklorik asit kullanılmaz, tuz ruğu olarak bilinen madde hangisinde kullanılmaz? Deri sanayinde derinin tabaklanmasında kullanılıyor. Çok da yaygın sorularda çıkmasa da bu doğru bir bilgi. Ev temizliğinde kireç çözücü olarak kullanılıyor. Alaşımları saflaştırırken bazı metallerle tepkime verip bazılarıyla vermediği için, soy metallerle tepkime vermediği için burada da kullanılır. Petrol araştırmasında az önce söyledik. Petrol var mı yok mu, varsa kalitesi ne durumdadır? Burada da yine kullanılıyor ve son olarak gübre üretiminde kullanmıyoruz arkadaşlar. Hidroklorik asidi, nitrik asit daha yaygın kullanılan bir asittir. Ve 12. sorumuza geldik. Bakalım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi zat yağına ait değildir? Zat yağı dediğimiz sülfürik asitti. H2SO4 asidi. Keşfi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmıştır. Bu yanlış arkadaşlar. Sülfürik asidin keşfedilmesi simya döneminde, simya olarak bildiğimiz, bilim olarak kabul edilmeyen simya çağında bulunmuş bir asittir. Formülü az önce yazdık. Doğru. Renksiz ve yağımsı bir sıvıdır. Görünüşü bu da doğru verilmiş. Suda her oranda çözünür. Suyla iyi etkileşen ve her oranda çözünebilen kuvvetli asitlerden biridir. Araba akülerinin yapımında kullanılır. O nedenle akü asidi olarak da bildiğimiz bir asittir. 13. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sirke ruhu olarak bilinen maddeye ait formüldür? Sirke asidi olarak bildiğimiz asetik asittir arkadaşlar. A şıkkında verilen formik asit, karınca aseti. C şıkkında verilen tuz ruhu, hidroklorik asit. D şıkkında verilen karbonik asit ve E şıkkında verilen de fosforik asittir. Cevabımız B şıkkı. Yukarıda bilgileri verilen maddenin formülü hangi seçenekte doğru belirtilmiştir? Mikrobik bozulmayı önlemek için kullanılır. Karınca salgısının damıtılması. Asıl ipucunu buradan yakalayabilirsiniz. Karınca asidi olarak bildiğimiz formik asittir. Karınca salgısından elde edilen bir asittir arkadaşlar. Ve 15'e geldik. Yine bize 3 tane bilgi verilmiş. Bazı özellikleri verilen bileşik formülü hangi seçenekte doğru verilmiştir? Nem çekici özelliğe sahiptir. Asitler ve bazlar nem çekici özelliğe sahiptir. Asit ve bazlar, tuzlar hepsi olabilir. Su ile tepkimesinden ısı açığa çıkar. Yine
Asit ve bazlar suda çözünürken egzotermik olarak su açığa çıkarır. Kalıp sabun asıl ipucu arkadaşlar budur. Kalıp sabun dediğimiz sert sabun üretiminde biz sodyum hidroksidi kullanıyoruz. Arap sabunu üretiminde de potasyum hidroksit A şıkkındaki madde kullanılırdı. Sıvı sabun demiş olsaydı cevabımız sodyum hidroksit olacak. 16'ya geldik. Bakalım. Bir doğru yanlış sorusu. Tarımda kullanılan gübrelerin büyük bir kısmı nitrik asitten elde edilir. Nitrik asitin yapısındaki nitrat grubu gübrelerin çoğunda bulunur. Doğrudur arkadaşlar. Organik asitlerin büyük bir kısmı gıdalarda mikrobik bozulmayı engellemek için kullanılır. Organik asitler zayıf asittir. Formik asit, asetik asit, benzoik asit gibi asitler gıda sektöründe koruyucu madde olarak kullanılır. Bu da doğru. Asit ve bazlar ev temizliğinde kullanılmaz. Kullandığımızı biliyoruz arkadaşlar. Lavabo açıcı olarak kullanıyoruz. Yağ çözücü olarak, kireç çözücü olarak, pas çözücü olarak kullanıyoruz. Cevabımız Adana. İlk ikisi doğru. Sonuncusu da yanlış olarak verilmiş. 17. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin zararlı etkilerinden korunmak için alınacak bir önlem olamaz? Asit buharlarının solunmaması için depolama alanlarının havalandırılmalıdır. Evet, doğru. Havalandırılması lazım ki solunum yollarını tahriş etmesin. Farklı maddelerle etkileşimleri sonucu zehirli gazlar oluşabileceğinden bilinmeyen maddelerle temas ettirilmemelidir. Ne olacağını bilemeyiz. Bu da doğru. Taşıma kaplarının üzerine uyarıcı güvenlik sembolleri etiketlenmeli ki içinde ne olduğunu bilelim, ona göre tedbirimizi alalım. Asitler bazlarla aynı yerde depolanmaz arkadaşlar, çünkü tepkime verirler. Depolama alanları serin, kuru bir yer olmalı, güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Çünkü bazıları güneş ışığından etkilenebilir. Bu da doğru. Ve son sorumuza geldik. Son soruya bakarsak arkadaşlar, yukarıda verilen maddelerin oluşturduğu ortamlardan kaç tanesi baziktir denilmiş. Tükürük baziktir arkadaşlar. Doğru. Safra salgısı, bu da baziktir. Karbonat bileşikleri, ince bağırsak öz suyu, bu da bazik arkadaşlar. Mide öz suyu, bu asidiktir. Hidroklorik asit, pankreas salgısı, bu da baziktir. A yazdığımıza bakmayın, bu da baziktir. Burada da yine pH 8 civarındadır. 4 tanesi baziktir arkadaşlar. Cevaplarımız böyleydi. Bir sonraki çözümde buluşmak üzere. İyi günler.